Neden büyük soğuk demiyoruz ya da donma çağı? Yani diyorum ki buzul çağı olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü çok fazla buz var. Bu da havalar gibi soğuklaştı. Hadi çocuklar gidelim. Sürü gitmek üzere. Ama baba. Mazeret yok. Boğulma numarasını sonra yaparsınız. Pekala. Hadi çocuklar. Hey, Eddie nerede? Bana evrimsel bir gelişmenin sınırında olduğundan bahsetmişti. Sahi mi? Uçuyorum! Ne gelişme ama. Hey, sana karşılığa daha saygılı olsana. Önüne baksana, salak mı Mut? Bir iyilik yap. Koca gövdeni çek yolumuzdan. Seninki kadar kısa hortumum olsaydı sesimi fazla yükseltmezdim dostum. Dur biraz. Biz bütün gün yürüdük durduk. Üf, devam edin. Kalabalığı izleyin. Hadi gidin de ortalık sakinleşsin. Ya, hadi donarak ölmek istiyorsa gitsin. Uyandım. Herkese günaydın. Günaydın. Ha? Jack, Marshall, Bertie, Funkus amca. Nerede bunlar? Hadi çocuklar, yoksa göçü kaçıracağız.
beni almadan gittiler. Her sene bunu yapıyorlar. Neden? Kimse beni sevmiyor mu? Miskin çidi düşünen tek bir kimse yok mu bu dünyada yoksa? Pekala, ben de kendim giderim. Kahretsin! Hey manda kasa, etrafına baksana! Lezalet, boka bastık. Buna inanamıyorum. Taze yabani otlar. Frank, sen yok musun sen? Hadi, yesene. Ah, kara hindiba. Soğuktan öldüklerini sanıyordum. Biri hariç. Lanet olası, of, onu ısırmalıydım. Lanet, kesinlikle şanslı günüm değil. Yani beni anlıyor musun dostum? Ne pislik. Siz gergedanların kuş kadar beyni var biliyor musunuz? İşin doğrusu bu. Neden bahsettiğimi bile anlamadınız zaten. Kara hindiba. Yılın son çiçeği olmalı. Kal. Sakin ol Frank. Salatamızı yedi baksana. Benim hatam dostlar. Benim hatam hatamı düzeltmemeyi... Yani ben hatamı gerçekten düzelteceğim. Bu da ne böyle? Çam kozala. Ben buna bayılırım. Lezzetli. Ama ben bunu... Hepsini yemeyeceğim tabii ki. Aşağısına bakayım. Ham yap bunu. Ham yap amcası. Lezzetli değil mi? Bon appetit. Şimdi. Ben burada yokmuşum gibi davran. Kahretsin, onu ezip geçmek istiyordum. Hiç sorun değil Frank. Onunla biraz eğleneceğiz. Beni delmelerine izin verme. Yaşamak istiyorum. Çek gitme. Yapma. Fazla abartıyorsun. Sadece şu kıllı şeyi alıp gidecektik. Sakıncası yoksa. Bak kardeş, bugün bunlar yapması yarın başkaları yapacak. Bugün olmamasını tercih ederim. Bak, hemen boynunu kıracağız. Bir şey hissetmeyeceksin. Ne dersin? Bir dakika. Hani gergedanlar et yemezdi? Ne oldu? Mükemmel teşhis. Sen sus. Onu öldürdükten sonra yiyeceğimizi kim söyledi? Evet, hadi çekil. Bakın, zevk için hayvanların öldürülmesini sevmiyorum. Bu lafları kim ciddiye alır? Ben ciddiye alıyorum. Pekala, bakın. Eğer içinizden biri önünüzdeki o çizgiyi geçecek olursa sonu kötü olur. Çok doğru pislikler. Bir adım atarsanız ölürsünüz. Blöf müydü? Evet, blöf yaptım. Yakalayalım! Kara hindiba. Başardık, başardık. Ne güzel gözlerin var. Hemen in suratımda. Sen de ben. İyi bir takım oluruz. Yani beraber güneye gitmemize ne dersin? Evet, olur. Bin sırtıma rahatına bak. Sahi mi? Hayır. Bekle, güneye gitmiyor musun? Mevsimin değişmesi, göç etme güdüsü. Bunlar bir şey ifade etmiyor mu? Etmiyor, hoşça kal. Pekala, yine de sağ ol. Gerisini kendim hallederim. Hey, fazla gelişmiş çakal. Biz gelene kadar bekle. Herkes güneye hücum ediyor ama canım kim ister ki? Güneş kalabalık. Sen ve ben buralarda takılalım. İki bekar doğanın tadını çıkaralım. Çapkınca. Yok, sen bir koruma arıyorsun. Yoksa bana yalakalık yapmazsın. Sen çok zeki bir memelisin. Tamam öyleyse sen önden git Bay Büyüge. İsim neydi? Manfred. Manfred, çok kötü. Tüysüz mamut beniye ne dersin? Ya da melankolik meni. Ya da meni ve... Eşimi bırak artık. Pekala, naz yapmak istiyorsun seni kerata seni. Yanında olduğumu bile fark etmeyeceksin. Sus diyeceksin. Thank you.
şu küçük şirin bebeğe bak Diego. Kahvaltıda onu da masamıza alsak hoş olmaz mı? Zaten onsuz kahvaltımız da olmaz. Özellikle de babası kardeşlerimizin çoğunu öldürüp ısınmak için postumuzu kullanırken. Dişe diş. Ne dersin? İnsanoğluna bizimle uğraşmanın ne demek olduğunu gösterelim. Diğerlerine haber ver. Şafak'ta saldıracağız. Ve Diego, bebeği bana getir. Canlı. Eğer iyi bir intikam alacaksam, taze olmasını isterim. Çok yoruldum. Bununla mı korunacaksın? Hey, sen büyüksün. Çok odun taşıyabilirsin ama ben küçüküm. Elindeki de küçük. Evet ama bu küçük sopa ve gelişmiş beynimle şey bile yakarım. Ateş. Tabii yakarsın. Bu gece aklın cüsseden güçlü olduğunu göreceğiz. Değil mi kerata? Hey, bak şimşek çaktırdın. Yanında bir yere sıkışma şansın var mı dostum? Senin rahatsız edecek başka kimsen yok mu? Ailen, arkadaşın, zehirli sürüngenler. Ailem beni terk etti. Onlar buradan bensiz ayrılıp göç etmişler. Geçen sene yaptıklarını görmeliydin. Sabah erkenden uyandılar. Sonra sessizce ellerimi ve ayaklarımı bağlayıp biraz yiyecek bırakıp mağaranın kapısını kapattılar. İzlerini silip suya doğru gittiler. Böylece ben de izlerini kaybettim ve... Neyse aman boşver. Peki ya sen? Ailen var mı? Peki yorgunsun anlıyorum. Öyleyse sabah konuşuruz. Nefret! Nefret! Biraz ileri kayabilir misin? Hadi kimse bu kadar kısa zamanda uyuyamaz. Nani! Oh.
yarabbim! Diego orada. Geri çekilin. Bebek nerede? Şelalenin orada kaybettim. Kayıp mı ettin? O bebeği istiyorum Diego. Getireceğim. İyi edersin. Yoksa kahvaltıda onun yerini sen alırsın. Şimdi Half Tepesi'ne gideceğiz. Orada buluşalım. Canlı getirsen iyi olur. Bunu becerebilirsin değil mi Diego? Gidelim. Ve omzumdaki o tüyü alarak bana eğer beni başkasıyla aldatacaksan hiç değilse aynı kürk renginde biriyle yap dedi. İnanılmazdı. Oo, kıskançlıktan gözü dönmüştü, anlıyor musun? Bak, eğer bir sevgilin varsa ona sadık kalmalısın. Hele senin gibisi. Şimdi benden uzak dur. Bence tek eşlilik çok aptalca. Etrafta bu kadar çıtır varken. Manny? Manny! Şuna bak. Nur topu gibi. Gitmiş. Manny, bir şey unutmuyor musun? Hayır. Ama onu sen kurtardın. Evet, seni de kurtardık ama bir türlü kurtulamadık. Onu burada bırakamazsın. Bak, şurada bir duman var. Tepede olmalılar. Oraya götürmeliyiz. Şimdi bir şey açıklık getirelim, tamam mı? Biz diye bir şey yok. Hiçbir zaman da olmadı. Aslında ben olmasaydım, sen diye bir şey de olmayacaktı. Tepeye çıkıversek? Bak beni iyi dinle. Ben oraya gitmiyorum. Ey aman tamam, seni huysuz. Onunla ben ilgilenirim. Oo çok güzel. İlgilenecekmiş. Sen kendinle bile ilgilenemiyorsun. Göreceğiz bakalım. Seni geri götüreceğim tosunum. Bizim o aksi hüdü hüdü mamuta ihtiyacımız yok. Hayır yok. Sen tabiatın yüz karasısın, biliyor musun? Çok kolaydı, ben iyiyim. Burada öleceğim. Pembe yanaklı şey benim. Hayır, pembe yanaklı tosuncuk bize ait. Siz mi? Ne kadar da garip bir çiftsiniz. Biz diye bir şey yok. Anladım.
Çocuğunuz yok, evlat edinmek istiyorsunuz. Yemeğine engel olduğum için üzgünüm ama gitmemiz gerekiyor. Bebek, lütfen. Ben onu ailesine götürüyorum. Evet, iyi denemeydi sivri diş. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ben öyle demedim. Ama düşündün değil mi? Hiç sevmedim bu kediyi, zihnimi okuyor. Adım Diego dostum. Manfred, dostun falan da değilim. Öyle olsun. Manfred. Ailesini arıyorsanız boşuna. Bu sabah gittiler. Tavsiye için sağ ol. Şimdi toz ol. Pekala, ailesine götürmene yardım edeceğim ama ondan sonra beni rahat bırakacağına söz ver. Pekala, tamam anlaştık. Senin derdin ne? Senden iyi dert mi olur? Sanırım gerginsin, bu yüzden de fazla yiyorsun. Vejetaryen olup bu kadar şişman olmak zor. Şişman değilim, sadece bu tüyler beni biraz kabarık gösteriyor. Hadi öyle olsun kabarık seni. Konuşmak istersen ben buradayım. Oraya koyma, görecekleri bir yere bırak. Onu bulduklarından emin olmayacak mıyız? İyi fikir. Oh, hayır, 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 bekle, 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 bekle. Lütfen bana saldırmayın. Bir sorun var. Gene ne oldu? Hayda, herkes gitmiş. Size gittiklerini söylemiştim. Bakın kim gelmiş. Kendine savunmasız garip bir hayvan bulamadın mı? Çok uzakta olamazlar. Bu yöne gitmiş olabilirler ya da bu yöne ya da... Siz iz sürmeyi pek bilmiyorsunuz değil mi? Biz miskinler ağaçlara bakarız. Yaprak yeriz, böyle iz süreriz. Fazla uzakta olamazlar. Hala yeşil. 2 saat önce kuzeye gitmişler. Hala yeşil. Bay 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 bay. Bu eziyeti çekmenize gerek yok. Bebeği bana verin. İnsanlara sizden çok daha hızlı ulaşabilirim. Sen de çok yardımsever bir yurttaşsın, öyle mi? Ben sadece onların nereye gittiğini biliyorum. Glacier geçidi. Herkes geçidin öbür tarafında evlerin olduğunu biliyor. İz sürmeyi bilmediğiniz için asla onlara geçit karla kaplanmadan önce ulaşamazsınız. Bu da yaklaşık 1 gün sürer. Yani ya o bebeği bana verirsiniz ya da tipi de kaybolursunuz. Seçim sizin. Hadi al küçük oyuncağını. Onu insanlara geri götüreceğiz. Aa, büyük kötü kaplan bizimle gelemiyor. Yazık. Ay, canım benim, canım benim, canım benim. Siyed, sevimli kaplan bize yol gösterecek. Meli, seninle biraz konuşabilir miyiz? Hayır, insanları ne kadar çabuk bulursam bu yapışkan suratten de o kadar çabuk kurtulurum. Ve bebekten de. Biliyor musun Ojun, bu her zaman senin yanında olmayacak. Ve o gün geldiğinde sana arkanı kollamanı öneririm. Çünkü tam orada ben olacağım. Hey, süper izci. Öne geç de seni görebileyim. Eyvah. Uf, susturun şunu ya, artık dayanamayacağım, ha biri ağlıyor. Yediğim hayvanlar bile bu kadar ağlamadı. Ne yapsam tutmuyor. Çünkü yanlış tutuyorsun. Başına dikkat et. Yere koysana. Başına dikkat et, kıçına dikkat et, dır 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 dır. Burnu kurumuş. Yani bir sorunu mu var? Birinin yalaması gerek, iyiliği için. Ben yalarım. Hey, o bebek bezlerine sarmışlar. Yani? Yani altına yaparsa o beze gidecek. İnsanlar çok iğrenç. Tamam, sen. Altına bak. Neden ben bakıyorum altına? Çünkü onu geri götürmek senin fikrinde. Çünkü sen küçük ve değersizsin ve çünkü yapmazsan vuracağım. Daha başka? Şimdi sen! İğrenç! Ya şuna bir bakın ya. Dikkat, dikkat, geliyor, geliyor, geliyor. Hey, dikkat et! Şu şeyi sallayıp durmasana! Ay, ay, aman düşüreceğim. Ay! Temizli. Kandırdım. Şunu keser misin?
Bir daha yapsana. Hoşuna gitti. Evet, benim de hoşuma gidiyor. Buyur sen tut. Tamam tamam, bana doğru çevir. Bebecik nerede? Bebecik nerede? Kes şunu, korkutuyorsun onu. Bahçeye girelim, açtır. Biraz süte ne dersin? Bu harika olur. Sana değil, bebek için. Zaten ben de burada size süt yaratamam dostum. Sen zaten konuşmaktan başka işe yaramıyorsun. Yeter! Karpuz! Dünyanın sonu geldi. Bozuldular, bozuldular. Her yer oldu buz gibi. Bozuldular, bozuldular. Bu son çağına hazır olun. Doğduğun ırkını koruyun. İlk odaları vahşi hayvanlardan koruyun. Son çağ için hazırlanın. Buzul çağ mı? Bu saçmalıkları daha önce duymuştum. Bakın, yabancılar! Sakın düşmeyin! Eğer düşerseniz kesinlikle... Yabancılar! Yabancılar! Yanacaksınız! Hey, karpuzumuzu alabilir miyiz? Çocuk aç ve... Olmaz! Bu buzul çağı için bizim özel stoğumuz! Kötü havalardan korunmak için milyonlarca yıl yerin altında yaşayacağız! Üç tane karpuzla mı? Kötü günler için stok yapacak kadar akıllı değilsen sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hey, gelmeyin üstüme. Yazıklar olsun. Yazıklar. Hayır, hayır. Yazıklar olsun. Karpuzu geri getirin. Hadi kuşlarım, saldırın. Son dişiyi de kaybettik. Tutamadık. En son karpuz. Sid, şimdi yine yemek bulmak lazım. Hey, şuna bakın, yemek ve şov. Şimdi iyi bir yemek bulmak için kahramanı takip edin. Bu neydi? Direniş mi? Hadi, hadi benimle dövüşecek misin? Huya! Ganimet böyle bir çabaya değer.
Uyku vakti ufaklık. Oo, şampiyon dönmüş. Evet. Çok doydum. Şide iyi geceler öpücüğü verecek misin bakayım? Şş, o uyudu. Ben seninle konuşuyordum. Peki öyleyse ben de uyurum. Pekala. İyi geceler. Kes! Şunu kes! Ay, tamam. Rahatlamaya çalışıyorum. Of! Buradan. Hadi durma, devam et. Bu yapacağın en son şey olur. Ben çalışıyorum, görmüyor musun salak? Niye sinirlisin Diego? Savunmasız bir çocuğu takip etmek senin için çok mu zor? Siz ikiniz ne yapıyorsunuz burada? Soto artık beklemekten sıkıldı. Evet. O dedi ki ya bebekle beraber gelin ya da hiçbiriniz gelmeyin. Soto'ya benden bir mesaj götürün. Ona deyin ki bebeği getireceğim. Yanında bir de mamut olacak. Mamut mu? Mamutla hiç yalnız gezmez ki. Ama bu geziyor. Ve onu Half Tepesi'ne götürüyorum. Şu ete bir bakın. Onu yakalayalım. Henüz değil. Mamut'u alt etmek için tüm gruba ihtiyacımız var. Herkes hazır olsun. Hadi. Bebek nerede? Kayıp mı ettin? Sid! Ne de çirkinmiş. Kesinlikle etkileyici. Merhaba Balkabağım. Merhaba küçük gel fasulye. Onu nereden buldun? Zavallı çocuk doğadaydı, tek başınaydı. Kaplanlar ona saldırmak üzereydi. Onu ben kurtardım. Çok cesurca. Evet, sağ olun. Onun bana ihtiyacı vardı, benim de bir gün böyle bir çocuğumun olmasına. Sahi mi? Ay, erkek dediğin böyle olmalı. Elbette. Zaten ben hep derim, kim bir aile istemez ki? Daha önce neredeydin? Evet, şey, bilirsiniz. Tatlı çocuk. Yani benim söylediğim bayanlar aslında ben... merhaba Manny. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Canlarım. Siz burada takılmaya devam edin. Ben hemen döneceğim. Yerim sizi. Bir şeye benzemiyor ama bu zamanda aile isteyen birini bulmak zor. Sen ne diyorsun? Artık hassas erkek kalmadı. Yo, Manny, lütfen sana yalvarıyorum. Ona ihtiyacım var. Ne? Senin gibi yakışıklı birinin mi? Söylediğine sen de inanmıyorsun. Hayır, gerçekten şu haline bak. Şu kızların sana karşı hiçbir şansı yok. Çok acımasız bir espri anlayışım var. Sen bana takma, keyfine bak. Sağ ol Manny, harikasın. En iyi çizim. Bebeği bırak. Yo, Manny, o bana lazım ama... Kuzu geldim. İyi bayanlar. Nerede kalmıştık? Karl,
Sakin ol Frank. Hem onları istiyor hem de deli gibi bağırıyor. Bir de o kaplan var ya, Bay Büyük İzci. Bir miskini bile bulamıyor. Kimim ben? Bakıcıları mı? Ne bakıyorsun öyle koca kafa? Haline bak. Bir de büyüyünce avcı olacaksın. Hiç sanmıyorum. Neyin var? Kafanda bir parça saç var. Dişin yok, pençen yok. Derinin kıvrımları adeta pelte. Senden niye korksunlar ki? Hey, burası sana sirk gibi mi geliyor ha? Tamam, pekala sert çocuk. Demek oyun oynamak istiyorsun. Demek bunu komik buldu. Peki ya bu? Baykuşlara yem ol da görelim. Gerçekten sen çok cesur bir veletsin. Nazal Tanrım, Şahol Tanrım. Olamaz. Bir kaplan. İmdat, imdat. Bebek nerede? O iyi Manfred'in yanında ama şimdi ağzına girmeliyim. Beni yakaladı. Kader. Benden uzak dur. Bu tarafa gitti. Buradan. Yok. Kaplan bizden önce davrandı. Dur biraz. Bir ölü gibi kokuyor. Eğlencemizin içine etti. Tüh ya, çocukların kalbi kırıldı. Ama nasıldır bilirsin. Tamam, beni bırakabilirsin artık. Beni! Beni! Çocuklar, acelemiz olduğunu sanıyordum. Ve Diego, çıkar onu ağzından. Mikrop kapacaksın. İnanmayacaksın ama bir an beni yiyeceksin sandım. Ben abur cubur yemem. Şakacı şey seni. Yemezdin değil mi? Yer miydin? Tamam, bekleyin. Durun durun. Hadi hadi çocuklar. Bir saniye bekleyebilir misiniz? Çocuklar. Beklediğiniz için teşekkür ederim. 3, 2, 1. Saniye şaşmaz. Sakın beni oraya getirmeyin. Ama o başlattı. Kimin başlattığı umurumda değil. Ben son veriyorum. Modern mimari. Bunlar kalıcı olmaz. Selam Mini. Selam Diego. Selam Steel. Kaybolduk değil mi? Hayır. Tam olarak nerede olduğumuzu biliyorum. Şuna yolu sorsana. Ona sormama gerek yok. Tamam, ben sorarım. Hey arkadaş, buradan geçen insanlar gördün mü? Oyun mu oynayacağız? Bunu sevdim. Tamam, tamam. 3 kelime. İlk kelime, tepilmek. Vurmak, vurmak. Ben dediğim, sürü. İyi deneme beni. Bir sürü, uzun diş ve pençe. Bir kurt sürüsü, bir... Ayı sürüsü? Evet, evet, bir dakika. Bir kedi sürüsü, bir sürü burun. Gergedan.
bir sürü yalan, bir sürü bela, bir sürü dayak, bir sürü kukuş, uçan balıklar. İyi haberlerim var. Kestirme bir yol buldum. Kestirme yolda ne demek? Ne demek ne demek? Uzun yolun daha kısa olanı. Onu biliyoruz da niye oradan gidiyoruz? Bak, ya hemen oradan gidip Glacier geçidinde insanları yakalarız ya da uzun yoldan gidip onları kaçırırız. Buradan mı? Neden oradan gidecekmişim? Yarın bu saatte sen özgür bir mamut olabilirsin. Veya bir bakıcı. Açıkçası ben ona bakmaktan sıkılmam. Çocuklar, çocuklar, bakın ne yapacağım. Sid, kaplan kestirme bir yol bulmuş. Hayır, sağ ol. Ben yaşamayı seçiyorum. Öyleyse kestirme yolu seçmeni öneririm. Bu bir tehdit mi? Yürü, miskin! İyi halt ettin. Çabuk, içeri! Tamam, kestirme yolu deniyoruz. Hadi çocuklar, fazla uzaklaşmayın yoksa kaybolursunuz. Balıkmış. Adam gibi yürü biraz. Başımda bir bebek var zaten.
kal. Kaptan, muz da önümüzde. Olamaz. Ona dikkatli olmasını söyleyin. Kaplanlar. Ay tamam geçti geçti kıyamam. Kaplanlar antiloplarla elim kendi oynuyorlar. Dişleriyle. Hadi Sid. Elim sende oynayalım. Ebe sensin. Yemezler. Bakalım duvarlarda başka ne resimleri var. Biliyor musunuz burada hiç miskin resmine rastlamadık. A bak beni bir mamut. Oo. Biri beni çizmiş. Bu şişman olan aynı sana benziyor. Onun bir ailesi var. O mutlu. Çocuklarla oynuyor. Gördün mü beni? Senin problemin bu. Mamutların yapması gereken şey bu. Sid. Bir dişi bulmak, küçük bebek mamutlar yapmak. Sid. Ne? Kes sesini. Ama... Thank you.
Kim inanırdı ki kaplan işi becerdi? İşte Half Tepesi orası, arkası Glacier geçidi. Ah, ben senden nasıl da kuş kullandım. Duydun mu pembe yanak? Neredeyse evindesin. Ayaklarım terliyor. Vücudunda olan her değişikliği öğrenmek zorunda mıyız? Boş ver, dikkat çekmek için yapıyor. Ciddiyim. Ayaklarım gerçekten sıcak. Au 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 au. Umarım bu ses midenden geliyordur. Eminim bu bir gök gürlemesi. Ama yerin altından. Yanımdan ayrılmayın. İlerlesen ayrılmayacağım. Öyle zıplamak isterdim. Zıplatayım o zaman. Hadi çabuk olun. Nehrin lan püskürtünün farkında mısın? Beni iyi misin? Hadi hadi bir şey söyle. Ne olursa. Ne? Ne? Seni duyamıyorum. Sen hortumuma basıyorsun. Al. Sen iyisin. İyisin. Bunu neden yaptın? Kurtarmaya çalışırken beni sen ölebilirdin. Takım ruhu budur işte. Birbirimizi korumalıyız. Sağ ol. Yani kaç yaşındayım? Hayatımda bu kadar garip takım görmedim. Pençelerimi o mamuta geçirmek için sabırsızlanıyorum. Ben o bebeği alana kadar kimse mamuta dokunmayacak. Önce onun vücudunu bazı parçalara ayıracağım. Biraz eti bir yere koyacağım. Siyah eti öbür tarafa. Kes şunu, çok acıktım. Sonra omuzları. Gerçi serttir ama inanılmaz lezzetli. Sana şunu kesmeni söyledim. Gücünüzü saklayın. Mamutlar kolayca yere serilmiyor. Bunu yapmanın tek bir yolu var. Önce onu bir köşeye gitmeye zorlarsın. Direncini kırarsın. Ve üçünüz onun etrafını çevirdiğinizde ben boğazına saldırırım. Çocuklar, bebeği rüzgara karşı korumalıyız. Daha ne kadar var? 3 kilometre. Bittim. Sabah önce ulaşırız. Sen ne yapıyorsun? Kürümüzü ölümsüzleştiriyorum. Neden gerçekçi olup yatar şekilde çizmiyorsun? Ve de şişman. Harika. Hay hay, güleyim bari. Ben bir dahiyim. Bundan sonra bana şöyle dersiniz.
Kit! Alevlerin efendisi. Hey, alevlerin efendisi. Kuyruğun yanıyor. Sağ ol. Bundan sonra sen bana efendi de, ben de sana Diego. Bana dokunursan ölürsün efendi. Dalga geçiyorum budalar. Hey kumrular. Şuna bakın. Ay inanmıyorum. Buraya gel tosunum. Buraya gel pembe yanak udu budu budu. Kid amcana gel. Hayır 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 hayır. Bu taraftan, bu taraftan. Hayır 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 hayır, ona git. Ona git. Peki. Aferin sana. Hadi devam et. Şuna bakın. Çocuğumuz delikanlı oldu. Hadi bakalım. Uyku vakti ufaklık. Şu koca mamuta bak. Biliyor musun Diego? Hayatını benim için tehlikeye atan arkadaşım hiç olmadı. Evet. Ben iyi biri. Evet öyle. Şey... İyi geceler. Şimdi temizlik saati. Eve bu şekilde dönersen baban sana kaka çocuk der. Şayana şilelim çolu da burnu şu da. Yeter artık, amma yaladın. Büyüdükçe bana benziyor. Hey Diego, ne dersin? Belki de bunu yapmamalıyız. Nedenmiş? Çünkü onu kurtarırsak büyüyünce avcı olacak. Ve kimi avlayacak dersin? Belki onu kurtardığımız için bizi avlamaz. Evet, belki büyüyünce kürkü de çıkar ve tıpkı senin gibi olup sana anne der. Senin derdin ne? Hiçbir şey. Gidelim. Donmak üzereyim burada. Hey Diego, donmayı mı düşünüyorsun? Yere yatın! He? Ne? Şş, yere yatıp beni takip edin. Hop hop hop, neler oluyor? Orada tepenin aşağısında sizin için kurulmuş bir tuzak var. Ne? Tuzak da nerede çıktı? Sattın bizi. Bu benim görevimdi. O bebeği almam gerekiyordu ama sonra... Bizi buraya getirdin yesinler diye. Bittin sen. Çakımdan açıldın. Çok pişmanım. Hayır değilsin. Ama olacaksın. Dinle. Size yardım edebilirim. Uzaklaşma Sid. Onlarla savaşabiliriz. Yapamazsınız. Sürü çok kuvvetli. Bana güvenmeniz gerek. Güvenmek mi? Neden güvenecekmişiz ki sana? Çünkü tek şansınız benim. Merhaba kızlar. Bakın buraya kim teşrif etmiş? Diego, senin için endişelenmeye başlamıştım. Hiç endişelenme. 2 dakika içinde intikamınızı almak için hazır olabilirsiniz. Çok güzel. İşte miskini gördüm. Bebeğin kucağında. Mamut'u görmeden önce yerlerinizi belli etmeyin. Şaşırtmamız gereken o. Onu parçalamak istiyorsun, değil mi Zek? Parçalayacağım. Öyleyse ne bekliyorsun? Hayır, size mamutu bekleyin dedim.
öküzler. Sanırım soğuktan donmuş. Yakalayın. Sürpriz. Tamam. Beni izleyin. Sizi alıp gitme şansımız varken gidelim. Hadi Diego. Bozalım şu mamutun façasını. Buradasın. Evet bebecik nerede? Derler ki güçlü olan kazanırmış. Katılmıyorum. Çak. Ne yapıyorsun? Sakın dostumu elleme. Güzel. Önce seni hallederim. Sıkı takımdık ha? Tık mı? Yapma, biz hala bir takımız. Sizi kandırdığım için üzgünüm. Biliyorsun kin tutamayacak kadar miskinim. Yapma ufaklık. Güçlü olman gerek. Manfred ve Sid'le ilgilenmen lazım. Özellikle Sid'le. Hadi dayanabilirsin. Sen kaplansın. Ben seni taşırım. Hadi ne diyorsun? Hadi Diego, hadi. Ona iyi olacağını söylemeni. Dinleyin. Beni burada bırakın. Eğer insanlar geçidi aşarsa yetişemezsiniz. Bunu yapman gerekmiyordu. Takım ruhu budur işte. Thank you.
sakın bizleri unutma. Tamam mı? Biz seni unutmayacağız. Hoşça kal. Sen. Hoşça kal. Evet. Bebecik nerede? Hadi Sen, güneye gidelim. Kendini zorlama Sid. Biliyorsun insanlar konuşamaz. Diego, sen iyisin. 9 canlıyım oğlum. Evet, sen iyisin. Seni. Seni öpebilirim. Aramızda hoş geldin dostum. Taşıyayım mı seni? Hayır sağ ol. Az da olsa kalan saygınlığımı korumak istiyorum. Artık beraber takılacağız. Saygınlığın bununla ilgisi yok. Ben bineyim mi? Pekala, atla bakalım. Geliyorum. Ha, yürü. Yürüme. Sen bilirsin. Bu hayatımdaki en iyi göç olacak, ciddiyim. Size en iyi suyu bulabileceğimiz yerleri göstereceğim. Bilirsiniz, tüylerim kuruduğu zaman rengim de kararıyor. Kulağa hoş geliyor. Ayrıca bu buzul çağı hikayesi önemini kaybediyor. Ne için çalışıyorum? Küresel ısınma. Eyvah. Sen devam et hayal kurmaya. Yo. İyilik etmezsen bana...